kardeşini, bu dostluğu, bu aslında bir bütünün iki yarısı oluşunun eseridir. Ve bu tedbirlerden, bu kitaplardan birazcık bahsetmek isterim. Çünkü birkaç ay sonra sanırım Türkiye'de şu anda satışta olan 25 bin kitabı Azerbaycan'a getirip sizin halk kütüphanelerinize okuyucuların, halkın okuması için onları hediye edeceğiz. Ve bu projede hem Azerbaycan Yazıcılar Birliği var, hem Türk Sefirliği var, hem Medeniyet Nazırlığı var, hem sizin milli kütüphaneniz var, hem bizim milli kütüphanemiz var. Bu o kadar güzel bir şey olacak ki, çünkü siz romanları, siz tarih kitaplarını, sosyoloji kitapları, psikoloji kitaplarını ve uşak kitapları sizin kütüphanelerinizde Türkiye Türkçesiyle yer alacak. Türkiye Türkçesi diyorum aslında Türkçe. Yani Azerbaycan Türkçesi demeye gerek yok. Türkiye Türkçesi demeye gerek yok. Aslında Türkçe bir. Ben Türkiye Türkçesine danışsam siz beni %90 anlarsınız. 90% anlarsınız. Siz Azerbaycan Türkçesine danışsanız ben sizi 90% anlarım. Arada belki o Rusça, Türkçe'ye, Almanya'dan, İngilizce'den girmiş kelimeler farkı vardır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Azerbaycan'da olsun, Kerkük'te olsun, Doğu Türkistan'da olsun, Türkler neredeyse orada bir sıkıntı, orada bir acı, orada bir hüzün varsa inanın ki benim yüreğimde o acıyı ben özümde hissediyorum. Neden? Neden? Çünkü yüreğin iki bölümü var. Bir sol yanı, bir sağ yanı. Eğer yüreğimin sol yanı Türkiye ise, inanın ben bunu birçok yerde söyledim, sağ yanı da Azerbaycan'dır. Vücudumda dolaşan o bütün kan ise bütün Türk dünyasıdır. Yani benim yüreğim Azerbaycan ve Türkiye olarak atıyorsa, ona can veren de işte o Türk dünyası, o Türk dünyasının kardeşliğidir. Eğer biz hepimiz, hamımız bunu böyle düşünürsek, o zaman sorun diye bir şey olmaz, sıkıntı diye bir şey olmaz. Biz kardeşliğimizi, biz birlikteliğimizi, müşterek olan dinimizi, kültürümüzü, dinimizi, tarihimizi unutmazsak bizi hiçbir güç yıkamaz. Ben size kum tanesinden bahsetmek isterim. Kum tanesinin bir özlemi vardır. O kum tanesi hep denize ulaşmayı özler. O kum tanesinin hayalinde hep denize ulaşmak vardır. Azerbaycan'ın kum tanesi Karabağ'dır. Ve inanıyorum ki en yakın zamanda o Karabağ kum tanesi denize ulaşacaktır. Hem Türk dünyası olarak biz elimizden geldiğince, nefesimizin yettiğince, bakmayın benim soyadımı parmaksız oluşumu. Bizim bir yüzümüz var. Diyor ki, sizin soyadınız parmaksız, lakin parmağınız olsaydı, parmak basmadınız mesele yok, ne yapardınız çok merak ediyorum. O yüzden Allah bize engelli diyor, siz özürlü mü diyorsunuz? Özürlüyseniz, bir kolunuz, ayağınız, bir şeyiniz yoksa engelliyseniz, başka yerlerinizi güçlendiriyor. Benim de kalbimi güçlendirmiş, benim de nefesimi güçlendirmiş. Ben ne kadar çok çalışırsam, ne kadar çok Türk dünyasına, Azerbaycan'a, Türkiye'ye hizmet edersem o kadar şad oluyorum, yaşadığımı hissediyorum. O yüzden Azerbaycan'a bir iki ay gelmezsem o özlem beni derinden etkiliyor. Azerbaycan nedirse işte o kum tanesi de benim. Son bir söz ve ondan sonra burada ifacılarımız var, burada rakçılar var, burada sanatçılar var. Bizi bir araya getiren dildir, kültürdür, edebiyattır. Bizi bir araya getiren aslında Mevla'dır. Biz onu unutmazsak, biz bizim değerlerimizi, kabullerimizi, kardeşliğimizi unutmazsak bizi hiçbir güç yıkamayacaktır, hiçbir güç bizim üzerimizde hükümranlık kuramayacaktır. Bu böyle bilinir. 25 Fevral 2017'de İlezem olarak
Azerbaycan Yazıcılar Birliği ile beraber bir film çektik. Bu filmin Nizami Kino'da gösterisi oldu. Belki oraya gelenler vardı. Filmin ismi Kağız Kabir'di ve Hocalı'yı anlatıyordu. Biz o Hocalı filmini dünyanın her yerine göstereceğiz. O Ermeniler soykırım yaptığını, Türklerin onlara soykırım yaptığı yalanını bütün dünyada söylüyorlar. 100 yıldır Türkiye için söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Ama onlar bundan 26 yıl önce Hocalı'da katliam yaptılar. Bütün dünya bunu böyle bilecek. O filmi de en yakın zamanda YouTube'a koyacağız. Bütün dünyada oradan izleyecek. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Değerli dostum Osman Efendi, Reform Haksız ve biz...